Yerleşim alanlarına kadar ulaşan yangın kontrol altına alınırken, Hatay Valiliği Çevre İl Müdürlüğü tarafından gönderilen 30 Eylül tarihli resmi yazıda bölgede krom madeni projesinin uygulanacağı ifade edildi. Büyük bir ormanlık alanın yok olduğu yangın, yerleşim alanlarında da korku ve maddi kayba neden oldu. Halkların Demokratik Partisi'nden yapılan yazılı açıklamada nerede ve hangi nedenle olursa olsun doğaya karşı geliştirilen her türlü saldırı bütün insanlığa karşı yapılmış saldırılar kadar ağır bir suçtur. O nedenle doğaya yönelik her türlü saldırıyı kimden gelirse gelsin kınıyoruz denildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Ekim'den itibaren koronavirüs salgını ile ilgili bütün rakamları açıklayacaklarını, söz konusu verileri Dünya Sağlık Örgütü'ne de bildireceklerini belirtti. Batman ve Bitlis kongrelerinde konuşan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, hükümetin artık herhangi bir şey yönetebildiğini söylemenin imkansız olduğunu belirterek, ülkeyi korkuyla yönetmeye çalışıyorlar dedi. Adına varlık deyip memleketi borçlandırdılar diyen Babacan, varlık fonunu kapatacaklarını söyledi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'daki gerilime ilişkin Rusya Erivan'ı ücretsiz silahlandırıyor. Moskova, Ermenistan'ın güvenliğini sağlıyor dedi. Ayrıca Ermenistan'ın ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Aliyev, Gence'deki sivillere roket atıldığını, bunun bir savaş suçu olduğunu ifade etti. Katılımın %55 olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlandı. Seçimlere müdahale edildiği iddiasını dillendiren mevcut Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile birlikte toplam 11 aday katıldı. Dünya hasılasının %75'ini kapsayan 13 ülkenin merkez bankasını inceleyen Avrupa Merkez Bankası ekonomistleri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bağımsızlığının özellikle 2018 ve 2019 yıllarında hem yasal düzenlemelerle hem de fiilen kötüleştiğini, böylece güvenirliğinin azaldığını belirttiler.